الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله. الفصل الخامس 5. فصل في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده رسول الأكرم عليه الصلاة والسلام جاء قسم إشكان الله رسول الله بلمس رسول الله كا خطاب خلص شون قسم إشكان جابرس شون قسم إشكان Bu Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın itibarları, ahamiyetleri Allah'ın huzurunda belenliğinden o kişiye gepirişte kasem için başlayan hakkıdı. Bitti misal Vadduha geldi. Vadduha çoşgahke kasem diye başlandı. Çoşgahke kasem deyişten Olle lider tecerken zulmetke secelme diyene işte dağala muhu diyene. Ha, karanlığı küçüğüydü. Qop qolang'i bo'lgan paytiga qasam tunni degani. Shu qasamni tun bilan kun bilan qasam ichgani Alloh taoloning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilishim orqasidan ma vaddaaka. Sizni Alloh tashlab qo'yganu deb xitob qilish uchun qasam ichgan. Qasam ichib boshlaganligi payg'ambarimiz alayhisolam haqida gapiryapti va bu kishiga xitob qilyapti. Bu Rasulullohni e'tiborlari balandligidan, darajalari balandligidan va u kishiga Allah Teala'nın hitabı buluşu da şu kasem bilen buluşluğu da o kişinin itibarları belenliği, itibarlarını tartış ve o kişinin öz ahamiyetlerini kursatış varlığını et. Şimdi ötken sefer Adduha'nın tefsirini öttük. Şimdi kengi ikinci misal ve necmi. Bu ayet-i kerimede ve necmi izâ hevâ necm suresi. Necmden murad yıldız. Hevâ digene pastlashni tushun anglatadi. Yuqoridan pastga tushishni. Yulduzni so'nishini ham tushunish mumkin bundan. Yulduzni o'sha yuqoridan pastlashi, ya'ni yoki so'nishiga o'sha vaqtiga qasam. Deb yulduz bilan qasam ichib turib, Alloh taolo boshlayapti Rasululloh haqidagi gapni. Bu Rasululloh alayhi vasallamning makonatlaridan, manzalalari balandligidan. Oyat tafsiriga chuqur kirsak, kitobning mavzusidan chiqib qolamiz ekan. Hoş ucun kıska ayeti utki tuğramız. İnşallah nasip olsa tafsirini uzun ki alahide bulan inşallah. Sahibiniz, yani siz işte ortağınız degen. Yani Resulullah net yapıldı. Mâ dalla sahibukum sahibiniz. Sahib de hem nefes bugün ne etedi. Sahibiniz, dostiniz, yani ki hem nefesiniz, ortağınız deyiş mümkün. Sahibiniz, adashgani yo'q. Yo'ldan toygani ham yo'q. Ma'dalla va ma'g'ova. Va ma yantiqu anil hawa, havodan gapirmaydi. Ya'ni istakdan, o'zini istagidan kelib chiqib gapirmaydi. Nutq qilmaydi. In huwa u unga vahiy qilinadigan vahiy xolos. Vahiy degani maxfi tez xabar yetkazish degani. Bir xabarni tez va maxfi yetkazsa shuni vahiy deyiladi. Oshuning uchun Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarga yuborgan xabarlari boshqalardan maxfiy va o'ta katta tezlikda bo'lgani uchun u xabarni vahiy deb atalgan. In huwa illa wahyun yuha. Huwa degan zamir ma yantiquga qaytadi. Ma yantiqu in huwa ma yantiqu huwa wahyun degan. Nimaiki Rasul akram alayhi salatu vasallam nutq qilib so'zlagan bo'lsalar, u kishini o'zini istagidan emas balki u kishiga vahiy qilinayotgan vahiydir, ya'ni u kishiga xabar qilinayotgan vahiydir. Allamahu shadidul quva, u kishiga rasul akram alayhisolatu vassalomga quvvati juda ham shiddatli bo'lgan, ya'ni o'ta ham kuchli bir zot, ya'ni Jabroil alayhisalom ta'lim beradi. Zumirra bu ham quvvat va shiddat sohibi degan. Jabroil alayhissalomni sifati bu ham. Shadidul quva zumirra. Fastawa istivo qildi, ko'tarildi ya'ni. Wa huwa bil ufuqil a'la. U Jabroil alayhissalom ya'ni oliy ufuqda edi. Ufuq deb biz odatda mana tushunamiz, yer bilan osmonni tutash ko'ringan joyni tushunamiz. Bu yerda ufuqdan murod yuqori. Tepada ufuqda katta osmon tomonda ya'ni yuqorida. ثم دنا فتدلى كين
yakınlaştı ve tedelle diyen tepeden paske düştü diyen. Cebrail aleyhisselam şu yaptı. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى قَاب de kemanını tutkucu var ortada. Uzun keman adam böyle yakın buradı olsun. İlgeri kemanlar çok yakın. Biz hazbarlar oynayken keman küçük ne? Deki ilgeri kemanlar o şu. İpi kette bulsun. Daha inki ok, uzun, okam uzun bu gel. Okunu uzak atışı için ip uzak kaç oluruş gerek. Uzak kaç oluruş için ip uzun boruş gerek. Onun için onu boylap durduğun keman uzun boruş gerek. Çünkü kemanlar kağıt da 1 metre 1 metre bu gendi. O şende kemanın ortasında adam kolunu üşüp, kolu bile üşüp duruyor cay boylat. Tutkıcı. O şerden okunu o şekilde toplayıp durup ki ipini tartıp atar. Doğru mu? O şey tutkıcı bilen kemanını bir çeti geçe bugün, üçü geçe, ip boylengen cay geçe bugün ortalığını kab deydi. Kab degeni tutkıçtan üçü geçe. Yani ki bazılar İkele boylanma ortası yem deydi. İbbe yani kemanın uzunluğu diyen bu diyen. Özü aslı böyle kinayı halas. Bizde bir karış kaldı dedi o. Öz bir karış bu muydu o? Bir behye kaldı diyen böyle. Hı? Bu kaba kavusayından murat. İki kavus bilmesi geçe, şu tutkıcı geçe şunçali yakınlaştı. O şunça bugünçe diyen murat. Ölçen gen miktarda etmek istemez. Şunuz mu? Kinaya bu. Kinaya da, kinayenin kaidesi de Osman öper deyiz. Osman'ı öpmeydi. Osman gitmeydi ya. Peki belend degen. Şunerliyim. Osman öper binalar degen de Osman'ı öper degen bina degenmez o. Görünüşünde şuna tüyüle. O belend demek için oluyordu. Kinaya halas. Bu ya mutlu şuna kıh. Kabe Kavseyni'nden murat kinaya. O da yakınlaştı degen halas. Fekâne Kabe Kavseyni ev edne. Kaba Kavseyn miktarı da yakınlaştı. Şuna kabı oldu. Yayın ki ondan hem yakın, yakın. Ev edne. Fe evha ila abdihi ma evha. Allah subhanahu ve ta'ala o kişiye, bendesiye vahyi kıldı. Yani vahyi kıldı. Fe evha degi fail kim? Ma evha degi fail kim? Dese, kelesi de hem Cibril buluşu mümkün aleyhisselam. İkincisi de, ikinci tefsirde fe evhadeki birincisi Cibril, ikincisi Allah buluşu mümkün. Yani Cibril onge vahyi kıladı genini vahyi kıldı. Buluşu mümkün. Yani ki Cibril Allah subhanahu ve ta'ala bendesige vahyi kılmakçı bu genini vahyi kıldı. Diyeni yani böyle. Mâ kezebel fuâdu mâ râ'a. Fuâd de kalbine, yürekine aitledi. Özü kalbine orap türgen perden aitledi asla. Aslıdır. Lakin Fuad degende bu yerde kalp. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kalplerini etti. Kalp körgenini yalgan demedi. Efetu mağrunehu ala ma yara. Körüp türgen nesnesi de o bulan tartışasılar mı? Kızgarken sizler mi? O adam mesela bunu sen körüp kese. Körmediğinde tartışasın. Kör bu gen o. Körüp türüp duruşun sen. O akılge doğru geledi mi deydi. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Onu başka bir düşüşte hem gördü ki. Bana şu nezleten ikinci mette görüşünü ayetle yaptı. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى O ikinci de hayırda gördü. سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى bir darakt Osmanlı'daki. Tamırları paske, şahları tipike götürülgen. Pasten, yerden çıkardıgen umarım. Pasten, pas alamdan çıkardıgenlerse o şey var, tuhtiydi. Tepeden düşerdiyenlerse o şey tuhtiydi. Ortadaki çeker hesaplanır. Sidretül Muntaha. İndaha cennetül meva. Meva cenneti o şirde. O Sidretül Muntaha'da. İd yağışa sidrete me yağışa. O şey peyitte sidre o şey daraktını nümeler dur uğradı digen. Nümeler dur uğragan peyitte de kurdu. Uğrab tülerdi digen. Uğrab, nüme uğrab tülerdi digen de nur digen. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nur digenler. Lekin renklerini gördüm. Anglama geldiler. Anık bu nesinde tasavvur kılış kıyım, tasavvur kılama geldiler. Tasavvurlar bir ama geldiler. Gördüğün nesin. Nur gördüm diye geldiler. Nur uğrap dur geldi diye geldiler. Bazı ulamalar için nurda murat, bendelerinin amellerinin nuru deyişki. O şey, Sidretül Muntaha'daki Cennetül Mevani yanıdı gördü Cebrail ne diye yaptı. İkinci mette gördü. Demek birinci gördü yeryüzde bugün. Müddessir Suresi üçgende bugün ki. Köşedeki etiye kendim.
ey Muhammed diye avaz geldi. Onga çapki karadım körünmedi. Karasam tepede Cebrail menge birinci vahiyini apkigen hırağarı diye perişte. 600 ta kanatı varken kanatlarını yazıp türüptü. Bütün ufkunu tosup koyuptu. Ketteligi de. Deb etkerlere o şey birinci tasvir o şey. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ماشي برنش ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين يعني يقن لشت بس كتشت يقن لشت وتيقن بوضو وحي قلد الله بندسي وحي قمه شبو جانا ندقان دقي حكاية جبرائيل عليه السلام يير يزده ترب برنش كرغن لرني حكايس وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Başka bir düşkende hem körgen. Degen degisi cennetin havada körgenler. İkinci mette Sidretül Müntahanı aldı da kördü. Cennetül Mevvanı aldı da. Bazı ulemalar Adem Aleyhisselam yaşayan cennet meşru cennet deydi. Nergi ebedi cennetler mestiz bu deydi. Ondan başka bu deydi. O şehirde Cennetül Mevvanı aldı da kördü. Sidreni nümeler dur orap turgan dedi. Yani nurlar orap turgan dedi. Ma zagal basar ve ma tağa. Köz taygani yok. Köz taygani yok. Tecavüz hem kılgani yok. Lekad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rabbinin büyük ayetlerini kurdu. Ayetlerden bazılarını kurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın miracıdaki haletler bu ikincisi. Lekad ra'a nezzetel okuladan murad. Sidretül Muntaha'ya kütarılgeller. Bu ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala bu kişinin babının mevzusuna göre Resulullah hakkında gepiriyeti Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı vasf kılıçtan aldın kasem içkeni Resulullah'ın mekanetlerden uğurlarından Resulullah için kasem içkeni demek ki öz asli. Lekin ayet-i kerimede başka nüktelerim var. Ağzı tüketeyle içi bu marifte yapınırken gepleşememiz. Müfessirler dediler Necm sözü de ihtilap kılıçtı. Bir ekavil. Türlük sözlerine aitip ma'rufa. Ma'lum. Köpçülü gibi de tefsirlerde. Cümleden en necmu ala zahirihi. Öşü zahir gepke körü necm. Necm'e digene asli bir nesene zahir buluşunu etedi. Öşün için yerden nebat ösüp yerdimde yarıp çıksa necmetin nebet deydi. Yerden az yine börtüp çıkıp köründü diyen. Necm aslında neceme diyen zahır buluş diyen. O yüzden yıldızam hiç kine bulup zahır buluşunu necm deydi. Neceme diyen ne murat? Hiç kine bulup körünüş, zahır buluş. Yıldız uzadan hiç kine bulup körüngen o için necm diye teşkil. Hiç kine bulup bir nesane zahır buluş diye neceme deydi. O yüzden darahtı olmayan yani payı bulmagan, katta da katta bandı bulmagan, yerde yatadigan köketlerini ham necm deyişedi. Lekin bu yerde zahirdedir demek degeni yıldızga kasem demekçi. Başka işari mana olmaz. Birinci kavl cümleden ayet tefsirde etilgen kavllardan bittesi, fikirlerden bittesi. En necm de murat yıldız. Ala zahirihi degen zahirge köle degen yıldız degen diyen. Ve minha yani cümleden Kur'an. Bu endi zahirmez. Bu tabir bo'ladi. Kur'an'ga Kur'an necmden murad yıldızını özümez, osmondagi yıldızmez. Belki yıldız degan söz bilen Kur'an'ı ifade etmekçi. Ve an Cafer ibn Muhammed, Cafer ibn Muhammed rahmetullahi aleyhden etledi ki Muhammed aleyhisselamdır o dedi. Yine bitti bu kişi kavullerde etledi ki kişi fikirlerde Muhammed aleyhisselamın kalpleri. Demek Muhammed Aleyhisselam'a kasem deyip düşünüşen mümkün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kalbine kasem deyip düşünüşen mümkün. Bunlar şimdi zahir, bu zahir yemez belki tabir kısımdan dedi. Sözünü zahir yemez, onun işaresini alış, aslındaki manasını alış kısımdan dedi. Ve kad qile fî qavlihi ve semâi ve târiq ve mâ edrâke mâ târiq en necmü thâqib إن النجم هنا أيضا محمد عليه الصلاة والسلام حكاه السلمي. إن بيرد النجم دان رسول الله إرادة قلنجان والنجم يعني محمد عليه السلام يقسم ديجان ديجان سوزنا. يعني بشن جوش جان جاي كي يمد سهاب والطارق ديج والسماء والطارق ديج النجم الثاقب دان مراد محمد عليه السلام ده بعد كان سلمي ديت. تضمنت هذه الآيات
Bu ayetler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in fazlu şereflerinden el-idde bir kançasını zikir kıladı. Öz içige aladı. Mâ yekifu dûnehul addu. Şu kadar ki sana onu aldın tükep kıladı. Şu kadar bu kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazlu ve o kişinin şereflerinden bir kançalarını zikir kıladı. Şu kadar ki sana tüket bulmayı demek için. مَا يَقِفُ دُونَهُ الْعَدُّ yani sanak, adet ondan aldın tüket kalır. Yani sana tüket bulmayı diyen derecede fazlu şeriflerden hikaye kılır. وَاَقْسَمَ جَلَّ اِسْمُهُ عَلَى هِدَايَةِ الْمُصْطَفَى وَتَنْزِيهِ عَنِ الْهَوَى. Allah Ta'ala nümeye kasem içi yaptı? Kasem içip nümeye etmek için ise Allah Subhanahu ve Ta'ala kasem içip Celle ismuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hidayetteykenler o kişinin hava, nefs isteklerinden pak ikenliklerini isbatı ve beyanı için kasem içi yaptı. O sidqihi fîmâ tele tilavet kılgen derselerde sadıklığı ne beyanı için. Ve ennehu ve o kişi yapırken, tilavet kılıyorkenleri o kişiye vahiy kılınıyorken bir haber bulup Allah Teala onu o kişiye yetkezi yaptıyor. Cebrail Aleyhisselam o kişiye Allah'dan yetkezi yaptıyor. O Cebrail Aleyhisselam cüdehem kette kuvvet igesi ikenine et yaptı. Yani bu kette kuvvet igesi diye işte Murat ne mi? Dese Allah Subhanehu ve Teala'nın vahiyesini büyüklüğünden, uluğluğundan kötüleşe kuvvet gerek. Kuvvet bu mesele kişi onu kamraya almaydı. Bana az diye Kur'an kar oluştu özünün etin. Halbuki kar oluş vahiyini hemesmez. Bu lafızları halas. Hafız buluş, Kur'an'ın lafızlarını kötüleş halas. Şimdi Cebrail aleyhisselam fakat lafızlar düşken mi? Yok. Lafızını yapıp düşken, manalarını yapıp düşken, onu aslındaki hükümleri, beyanları, hepsini yapıp düşken, Allah-u Teala'nın irade eden manalarını. O otu ağır buladı. Hadi kapız buluşken etkilik eti yaptın, özümüz onu yapmış. Yine işten çıkıp alıp, yine kötü yapmış, kaytar yapmış. Hani ağırlıklı yaptı bizge. O lafızlarını özü halas. O lafız, asasi mananı, zahırını verirdi halas. Ama onu aslında lafızdan köp narsa buladı. Üçüncü bana bitti ayeti tafsirde biz vakti kesip bir saat yapıramız. Vakti kesip bitti ayeti tafsirde bir saat yapırış mümkün. Bir ay yapırış mümkün. İlmi ki adam bir ile yapırır. Bitti ayeti tafsirde. Tekideki o bitti insan bilgen mana o. O şu manalarda hem aslında o şu kelime kütüledi. Halbuki onu tılavat kıla ben deseyiz 4 saniye kadar. Cebrail aleyhisselam o şu manalarını hem koşup apçukenlerdi. O Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a talim belgeler. O yüzden çünkü kette kuvvet geliyor bugün. Kette kuvvet o şu Allah'ın kelamını zelvarıdan o. Zelvarıdan onge kuvvet gerek. Yine o kişinin kuvvetini küçülüğüyle şedid yani. Şedid diyeni öteyem kattık diyeni. Yani öteyem bir belent kuvvetki egekenini beyan kılıçtan murad. Allah subhanehu ve teala'nın haberini Resulullah'a apke günçe Cebrail aleyhissalam. Özünde kuvvet buluş gerek. Bir, mesela siz bir yüktü, bir zaten bir kişiye haber verirsiniz için kuvvet buluş gerek. Yüktü kötarışta özgü kuvvet gerek. Bir mesafaya alıp barışta kuvvet gerek. O kişiye yükletilgen de ki yetkezir ki alakta kuvvet gerek. Şu bilen birge başka mesela şeytanlardan, cinlerden, başkalarının hücumlarından himaye kılıp yetkezir bir iş gerek. Farişteler, Cebrail Aleyhisselam'a yakınlaşan mesleğini bildirmek için. Bundan murad ne mi? Allah'ın vahiyisi Allah irade kendi yetip bar yaptı. Ortada şeytan araylaşıp, cin araylaşıp, başka araylaşışı imkanı yok. Ama mesela bendelerde ilham buluşu mümkün, ilhamda araylaşışı mümkün cin, şeytan. İlham böyle, mesela sizce bir ilham gelir. İlhamda bir yakışınlaştan malumatı, yani bir ilim mi bilesin? Şu mazum böyle de mazum bu muydu? Yani şeytan mesela kuş varışı mümkün. Siz mesela bir tüş göresiz, şu cizde çırağlı neselerde göresiz. Yarmı, hak yarmı batıl oluşu mümkün. Yani ruhani alemdeki haberler, mesela insanlar ikinci insanı gepir yetse, araya buraya gepkuş varışı mümkün mü? Mümkün.
Melekut alamı diye bu düşünmesi mümkün. Ama Cebrail'e bu nasıl ötmeydi? Aleyhissalatü vesselam. Şedidul kuvadan murat şu. Bu yerde Cebrail aleyhissalatü vesselam Allah'tan yüklengen mesuliyetini, ayetlerini, Allah subhanahu ve ta'ala irade kıyan manalarını kütereşke ve Allah yükletkendik yetkezi birişke kadirliğine ayetişten murat Muhammed aleyhissalatü vesselam'a yetkezilirken vahiy masumliği. Bu aynı Resulullah'ın paklaşıdır bu. Cebrail aleyhisselam maktaştan murat Resulullah'a kileken vahiyini paklaş. Düşündünüz mü? O şan için şedidul kuvve dedi. Kim Allah Teala sonra akhbara Teala an Resulullah'ın faziletlerini atyaptı. Ne bilen? İsra kıssasını aytış bilen. Ve intihaihi ila sidratil muntaha, sidratul muntaha yetib barganlarını aytış bilen. Ve tasdiqi basarihi fi ma ra'a. Resulullah görgen nerselerde gözleri tayılmaganını aytıp o kişiniz gözleri rast görgenini aytıp onu tasdiqlayıptı görgen nerselerini. Allah Teala tasdiqlayıptı. Ve ennehu ra'a min ayati rabbi Allah subhanahu ve taala'nın Rabbinin büyük ayetlerinden bir kançasını görgenlerini tasdiqlayıptı. Ve kad nebbaha ala misli hada taala fi evveli suretil İsra. İsra suresinin başında hem Allah Teala bunga bir tembih bergen idi. Şunga oxşagan narsaga. Subhanallazi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila mescidil aqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina. O şunga etmekçi. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ربنين بيوك آيات لردن بعض لردن كرد دي ده ويدا لنوري إسرانا الله تعالى وكشيجة إسراء قلدر ده أسمان كتر ده إسراء وزا أقصى كشا بار جلر أقصى كشا أب كيل ده نمو وچون لنوري يهو انجا بز آيات لرمزي كورسات شمز وچون إسراء قلدر ديك ديگن بونجا أخشيجان آياتنا يعني آيات الله تعالى أوزنين بيوك آيات لردن bilgilerini Resulullah'a kursetişini irade kılgenini kursetkenini İsra surası da hem başta etken diye. Ve lemme kâne mâ keşefehu aleyhisselam min zâlikel cebarut ve şâhedehu min acaibil melekut la tuhitu bihi el ibarat ve la testaqillu bihamli semâi ednâhu el uqûl ramaza anhu ta'ala bil imâi vel kinayeti delleti ala التعظيم فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى الله سبحانه وتعالى وحي قل مقصوب قال إنه وحي قل بندسية دي أتم وشند نمجي وحي نملي جن أتمد وحي قل مقصوب قال إنه وحي قل ده هلا ده هلا سبحان بالان نرسل وحي قل دم يبت نرسل عن سنة ما يبت بل كي مبهم قل بات يبت مجمل قل وحي قل مقصوب قال إنه vahiy qilgani vahiy qilganini qilmoqchi emas chunki mozi ekan vahiy qilganini qildi vahiy deyapti vahiy qilganini vahiy qildi nima vahiy qilgan bo'lsa qildi degani nima vahiy qilgan bo'lsa qildi deb nima vahiy qilgan bo'lsa deb mubham aytyapti falon falon surani falon falon oyatni falon falon narsani deb tafsilotini aytmayaptida nimani vahiy qilgan bo'lsa qildi deyapti nima uchun desa aytyaptiki Kaçan ki Resulullah keşfe, yani keşf buluş, namayan buluş degen. Resulullah keşfe, Resulullah'a namayan bulgen derse ki, Cebarut alemiden o kişiye keşf bulgen. Ve o kişi körgen melekut aleminin acayibatları, la tuhitu bihul bihil ibareler, onların ibare tabir kılışke, ifadeleşke, yenemeydi. La tuhitu bihil ibarat yani ibareler onu sığdır almaydı uzge. Ve la testaqillu bihamli sema'i bihamli adnahu sema'i l'ukul. Sema'i adnahu l'ukul. Yani en kuyusuna hem eşişke akıllar müstakil ravuşta kütar almaydı. Yani akılını uzu, müstakil ravuşta diyene akılını uzu, akılını uzu diye kısa o melekut alamadaki Resulullah körgen derselerini Cebarut alamidagi o kishiga kashf bo'lgan narsalarni eng quyisini ham eng kichkinasini ham aql o'z-o'zidan anglab ko'tara olmaydi. Shunaqa bo'lgandan keyin ramaza anhu ta'ala bil iman. Imo bilan ishora bilan Alloh taolo ramziy ravishda gapiryapti. Nima deyapti? Vahiy qilganini qildi deyapti xolos. Endi bu tafsirga ko'ra fa auha ila abdi ma auha degan voqea ham bu ham yer yuzidagi ko'rganlar emas.
Belki Miraç'ta görüş bo'ladi. Unda tafsir qanday bo'ladi? Desa tafsir qanday bo'ladi desa, hikoyaning hammasi boshidan boshlab. U fasta va huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadallaya inda sidratil muntaha yam hammasi Isroning hikoyasi bo'ladi. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra boshqa bir safar ham ko'rgan degan oyatni o'zigina yer yuzida ko'rganlar bo'ladi. Yer yuzida turgan paytlarda ko'rganlar Jabrol alayhisalomni, ha? O'sha ko'rganlari ga doir bo'ladi va laqad ra'ahu nazlatan ukhra bir marta ham tushganda boshqa bir tushda ham ko'rgan degani o'sha oyatgina yer yuzida turib ko'rganlariga Jabrol alayhisalomni hali Muddassir surasi nozil bo'lganda o'sha ko'rishlariga doir oyat shu oyatni o'zi bo'ladi. Qolgan hamma oyat Mirojdagi ko'rishlar bo'ladi. Birinchi tafsirga ko'ra Valaqad rahugacha bo'lgani yer yuzida ko'rish, undan keyingisi Mirojda ko'rish bo'ladi. Ulamolar har xil tafsir qilishgan. Bu hozir muallifni fa'uha ila abdihi ma'uha oyatiga bergan ma'nosiga ko'ra tepadagi o'sha pastladi qoba qavsayn miqdorida yaqinlashdi, ha? Undan ham yaqinlashdi balki vahiy qildi keyin degan gaplarni ham undan keyin Valaqad rahu oyatidan keyingi Sidratul muntahoni oldida edi, nur o'rab turganida Sidratul muntahoni degan voqea hikoyalar hammasi Mirojdagi bo'ladi. Tushundingizmi? Jabarut deb Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos sifatlari vujudini aytiladi. Malakut deb mulkning ortidagi olamni aytiladi. Mulk deb ko'z ko'radigan shahodat olamini aytiladi. Malakut deb shuni orqasidagi olamni aytiladi, g'ayb olamini aytiladi. Malakut g'ayb olami bo'ladi. Jabarut olam emas o'zi asli. Jabarut Alloh subhanahu va taoloning sifatlarining borlig'i jabarut deyiladi. Endi istilohda shunday, tasavvuf istilohida. Endi bu yerda bu kishi o'shani iroda qilyaptimi yoki boshqa jabarut desa jabrdan olingan. Ya'ni hukmronlik, saltanat degan ma'noni bildiradi. Fa'alut vaznida mubolag'a, jabrda mubolag'a bo'ladi. Lekin ko'pincha tasavvuf ulamolar olamni bo'lganda mulku malakutu jabarutga bo'ladi. Mulk deganda shahodat olami, malakut deganda g'ayb olami, jabarut deganda Alloh subhanahu va taoloning olamni yaratmasdan turib, borliq o'zidan boshqa hech narsa bo'lmagan paytidagi sifatlari bor edi, hozir ham o'shandoq. O'sha sifatlaridan iborat, zotu sifatlaridan iborat borlig'ini jabarut deydi. Endi o'sha jabarut Allohning sifatlari faoliyati ya'ni izhori bo'lgan paytida olam paydo bo'lgan. Ya'ni xoliq degan sifat bo'lgan. Hali hech narsani yaratmay turib. Yaratgan paytda xoliqligi yuzaga chiqqan. Roziq degan sifati bo'lgan. Hali rizq degan narsa yo'q. Sifat bor bo'lgan. Qachonki bir narsani yaratib unga rizq berishni boshlagandan keyin roziqlik yuzaga chiqdi. Shu yuzaga chiqmas chiqmagan holatini jabarut deyiladi. Allohning sifatlari zoti borlig'ini tushunarlimi? Endi o'sha borliqni oyatlari, mo'jizalari, ya'ni o'sha Alloh taolaning sifatlari va zotining tajalliylarini Rasululloh o'sha Mirojda ko'rdilar. O'shaning uchun u jabarut olamini, jabarutni ko'rgan bo'lyapti o'shundan. Keyin u g'ayb olamini ham ko'rdilar, ya'ni bizning ko'zimizga ko'rinmaydigan maxluqotlarni ko'rdilar. U malakut olam. Farishtalarni ko'rdilar, boshqa ruhlarni ko'rdilar, jannatni, do'zaxni va hokazoni ko'rdilar. Ular malakut olam. Jannat, do'zax ko'rganlari farishtalar, bular hammasi malakut olami hisoblanadi. Ammo Alloh taoloning zotiga, sifatiga doir ko'rgan bilganlari jabarut hisoblanadi. Jabarutdan ko'rganlari va malakutdan ko'rganlarini agar oladigan bo'lsangiz, u insoniyatning lug'ati so'zi ularni ifodalab berishga yetmaydi, mumkin emas. Aql ham uni ko'tarmaydi. O'shaning uchun qisqa qilib vahiy qilganini qildi deb qo'ydi xolos. Deb aytayaptilar. Wa hadha an-naw' min al-kalam yusammihi ahlu an-naqd wal-balagha bil-wahy wal-ishara wa huwa 'indahum ablagu abwab al-ijaz. Mana shunday gapni turi, ya'ni aytganini aytdi, qilganini qildi, vahiy qilganini vahiy qildi deb qisqa qilib qo'yish tafsilotni aytmasdi. Umumiy qilib mujmal mubham aytishlik naqd va balog'a ahli oldidan yanada tanqidiy
Bizde hem tahrirde tenkit kılıçla böyle diyor. Ne dedi bizde? Tenkit demedi bizde. Tenkitçi dedi mi? Edebiyatlarını tahrir kıla diyenlerini. Nakıd ve balağa egeleri kullas. Yani tel ustaları. Bana şu neka ifadeni, vahiy kıyanını kıldı, ayetkenini ayetti, körgenini kördü deyip mübhem ayetişini. Ne dedi? Vahiy ve işare deyip ayetişedi. Şunu kanki mücmel kılıp, mübhem kılıp ayetişini. Balagat ahırları, til ustaları vahiy ve icaz işare deyip ayetişedi. Bu icaz yani möcez sözleş türlerinin en balagatlisi hesaplanır. Biz ne yapmışlar diye diyor? Kıyayını koydun yani diye diyor. Ha? Ayet ediyorlarına ayet. Bugünce buldu. Ayet kendine ayet dinmene. Diye size. Ben şu ayet mahşu olan yapıyızı en kısa kılıp ayetiş ve hamasını ayet hesaplanır. Siz mesela bir kişi bir saat yapırken olsa sen palan 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 nasalarda ettin desiz yarın çürük koyuşsun mümkün. Çürük karışı mümkün. Ayet ediyorlarına ettin desiz onu ayetkenin hamasını irade kıyam olasın. Ve şu bilen bir en kısa söz bilen onu ayetkenin hamasını ettiyken olasın. Düşündünüz mü? Yani çünkü mucaz sözleşmenin en balik şekli bana şu. Vahiy kıyanını vahiy kıldı deyip koyuyanı. Deyip ayetiyordu. Ayetlediler ki Allah subhanahu ve ta'ala kendi ayetti ki لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Rabbinin büyük mucizeleri ayet bilgilerini kurduk. Deyip ayette اِنْحَسَرَتِ الْاَفْهَامُ عَنْ تَفْصِيلِ مَا اَوْحَى Allah ta'ala vahiy kılgen derslerini, tafsilatını engleşten fahimler kasır kaldı. İnsan düşünemiyor. وَتَهَتِ الْاَحْلَامُ fi ta'yini tilka o şu katta büyük ayetlerini gördü degende nimeligini aytmadı yana. Nima ular desa fikirler, onglar o şu ayetlerden irade qilingan narsa nima deb o'shuni tayin qilishdan ta'had yana yo'lini yo'qotdi. Ya'ni tayin qila olmadi degan. Tayin qilishga Alloh taolaning ayetlerini büyük ayetlerini gördü desa nima ular desa falan 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 deb sanab berishga kishilarning aqli, insonning aqli yetmay qoldi. Qozi Abul Fazl aytgan ekanlarki bu oyati karimalar Alloh subhanahu va taoloning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning butun vujudlarini tazkiya qilishni bildirganini, ya'ni pok, benuqson tazkiya degani bir kishini beayib deb baho berishni aytadi. Tazkiya. Pok deb baho berishni aytadi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamni beayib pok deb umumiy uchun vujudlari benuqson ekanini bildirishdan iboratdir bu oyat kalimalar. Nima uchun desa, u kishining ma'sumlarini, ma'sumliklarini bildiryapti turli ofatlardan, turli halalliklardan, ofatdan murod halalliklar. Turli halalliklardan u kishining ma'sum ekanlari, pok ekanlarini, saqlangan ekanlarini bildiradi. Qandoq qilib desa aytadiki fi hadal masra bu isro kechasida shunday u kishi ofatlardan xoli bo'lganlarini aytadi. Fazakka fuadahu va lisanahu va jawarihahu. U kishining qalblarini yu tillarini yu a'zolarini halaldan xoli ekanini Alloh e'lon qilyapti. Tazkiya beryapti. Nima deb? Ma kazabal fuadu ma ra'a. Fuad qalb, yurak ko'rganini yolg'on demedi. Degende kalplerini, kalplerine tazkiye veriyor. Kalplerini pakligini ilan kılıyor. Kalpleri bir halal. Yani nüksansız. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى Havadan gapirmeydi degende tillerinin pak ikenini atıyor. Ayb'den, halallikden, nakslikden. مَا زَغَ الْبَصَرُ Közü taymadı degen peyitde közlerini, körüş kabiliyetlerinin bekamu kusligini atıyor. Yani ko'zlarini ham, tillarini ham, qalblarini ham halaldan xoli ekanini aytadi Alloh taolo. Nuqsondan. Hatto Rasul akram alayhisolatu vasallamni umumiy suratda u kishining ma'sumliklarini aytish bilan birga tafsilotini ham aytayapti. Qalbi ham ma'sum, ko'zi ham ma'sum, nigohi, nazari ma'sum va tili ham ma'sum. Bu uchalasi ko'z, qalb, til, ilmning
asosiy vositalar hisoblanadi. Ko'z qabul qiluvchi vosita, qalb qamrovchi vosita, til ta'bir beruvchi, yetkazuvchi vosita. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning ilmni qabul qilishi yo, saqlashi yo, yetkazib berishi ma'sum. U kishida halallik yo'q, hech qanaqa bir nuqson yo'q. Yana birinchi qasam ichgani Rasululloh akram alayhisolatu vasallamni u kishiga xitob qilish uchun, u kishi haqida gapirish uchun va duha va laylidasiga. Kengisi u kishi haqida gapirish uchun va najmi zahava. Bobning mavzusida bu. Endi kengisi fala uqsimu bil xunnas. Takbir surasidagi. Xunnas yashirinuvchi degani. Al jawari yulduzlar degani. Al kunnas ham berkinuvchi degani. Tushundingizmi? Fala uqsimu Alloh aytganimizga qasam ichaman deb ta'kid bilan qasam ichishi. Qasam ichaman deydi Alloh taolo. Yashirinuvchi bir zohir bo'lib, keyin yana ko'rinmay qoladigan yulduzlarga. Al xunnas kunduzi ko'rinmay qolish. Yashirinuvchi bir zohir bo'lib, keyin yana ko'rinmay qoladigan yulduzlarga. Al xunnas kunduzi ko'rinmay qolish. Al jawari yulduzlari, al kunnas ya'ni kunnas jawari nisbati bo'ladi. Birinchi ko'rinib, keyin yana sekin g'oyib bo'ladi, o'sha holati aytyapti. Ya'ni porlab so'nib turadigan, porlab so'nib umuman ko'rinmay qoladigan yulduzlarga qasam ichaman degan. Umuman ko'rinmay turib yulduzda kunduzi. Keyin yana bir ko'rinib, yana yashirinadigan yulduzlarga qasam ichaman. Va layli iza as'as azlama degan. Ya'ni zulmat qoplagan tunga qasam. Va subhi iza tanaffas. Tongaki nafas olayotgan tongga qasam. Ertamanda nafas olayotgan tong otayotgan degan. Ya'ni otayotgan, yorishayotgan tongga qasam. Zulmatga zulmat qoplagan tunga qasam, yorishgan tongga qasam. Alloh taolo shuncha qasam ichib, yulduzlarga qasam ichib, kunga qasam ichib, tongga qasam ichib turib, keyin so'z boshlaydi. Innahu Qur'oni Karima laqawlu rasulin karim. Mukarram elchining so'zidir. U elchi quvvat egasidir. Indadil arshi makin muta'in. Ya'ni indadil arshi makin. Ya'ni arsh sohibi huzurida makonatli, manzilasi baland, ya'ni martabali degan. Muta'in samma o'sha joyda, ya'ni Allohning huzurida, ya'ni malaul a'loda, ya'ni farishtalar olamida muto'in itoat qilinadi unga. Farishtalar olamida, Allohning huzurida, malakut olamida itoat qilinadigan unga. Amin va omonatdor deb sifatladi. Oma sohibukum sizni sohibingiz, ya'ni Rasul akram alayhi salatu vasallam majnun emas. Va laqad ra'ahu bil ufuq ufuqil ochiq ufuqda ko'rdi uni Jabroil alayhissalom ya'ni va ma huwa alal g'aybi bidanin u g'aybga xaslik qilmaydi Muhammad alayhissalom va ma huwa biqawli shaytonir rajim Jabroilga ham qaytish mumkin alayhissalomga bu quvilgan shaytonning so'zi emas balki rasuli karimning so'zi mana shu oyati karimada fala uqsimu degani Rasul-i Kerim kim dese Kerim Kerimun inde ay Kerimin inde mursilihi yuborgan elçi bu elçi yuborguvchisining huzurida mukarramdir. Zi quvvatin yani ala tablighi ma hamalahu min al-wahy. O'zi ko'tarib kelayotgan vahiyni ko'tarishga, yetkazishga qudratli, quvvatli. Zi quvvatin namurat, makinin ay mutamakkinul manzilati min robbih. Rabbining huzurida manzilasi, martabasi baland. Rafi'il mahalli indahu. Mahall ya'ni o'rni. O'rni yuqori Allohning huzurida. Muta'in samma. Osmonda itoat qilinadi unga. Tamma degani o'sha tomonda degan. Osmonda aytadi ya'ni. Aminun aminin alal vahiy. Vahiyga omonatdor. Bu yerda shu kalimalardan murod tafsirini aytib chiqyapti-da. Zi quvvatindan murod nima? Quvvatli. Nimada quvvatli? Vahiyni yetkazishga quvvatli. Inda zil arshi makin. Makin nima degani?
Mekanatı menzilesi menzileli diyen. Demek ki Huda aldı mertebesi belen diyen. Muta'in themme o yerde o şey tamanda itaat kılınadı onge diyen. Kalps o şey taman ne mi? Osmanlı. Böyle. Amin amanatdar da Murat ne mi? Ne mi amanatdar? Ne mi amanatı onu? Alel vahiy. Vahiy ki amanatdar. Dip tafsir kılıyor. Ali ibn İsa ve başkaları etken ki bu yerdeki mükerrem elçi degende Murat kim dese Muhammed Aleyhisselam deyişki. Eğer şunu diye bulsa, o kendi hemen sıfatlar o kişinin sıfatları bulur. Yani zi kuvvetin, inde zil arşi mekinin, muta'in, temme eminin diyen sıfatlarının hemmesi Muhammed Aleyhisselam'a kayıt et. Eğer Resulü Kerim'den Murat o kişi olsa. Bu Ali İbni İsa'nın tefsirleri. Yani başkalarının. Ve kâle gayruhum, gayruhum deyiş gerek. Çünkü Ali İbni Musa ve gayruhu dediğim, Ali ibn İsa ve başka ondan başkalar deyip etti mi? Şimdi ve kâle gayruhu dese Ali ibn İsa'dan başkası demesi ki dedi şimdi. Tepede Ali ibn İsa ve başkalar deyip koydu mu? Şimdi onlardan başkalar deyip etmiş gerek. Ve gayruhum dese doğru olur. Ve kâle gayruhum onlardan başkalar ne dedi işte? Cebrail aleyhisselam o Resul-i Kerim'den murat. Onda berçe sıfatlar o kişiye kayta. Meşhur gap şu. Bu yerde ne etmekçi bu yani? Bu kitap, muallifleri. Eğer o şu Resul-i Kerim'den Murat Resulullah bulsalar, o kişinin vasfı için kasem içken böyle. Fela uksim. Biz kasem babını ötü yapıyoruz, Resulullah için kasem içiş hakkı da ötü yapıyoruz. Şimdi eğer Cebrail aleyhisselam bu seçi, onda o kişiye gelirken vahiy için kasem içiyken böyle. Vahiyini takitler için kasem içiyken böyle. Ha Allah kasem içi yaptı, Resulullah için böyle. İki lahalat diyeyim. Resulullah için kasem içiyken böyle. Ve lekad ra'ahu yani Muhammed aleyhissalatu vesselam onu kördü. Resulullah aleyhissalatu Muhammed aleyhissalam mı kördü böyle. Ve lekad ra'ahu bil ufukil mubin. Şimdi Resulü Kerim'den Murat Cebrail aleyhissalam olsa ve lekad ra'ahu kördü onu digende Cebrail'ini kördü böyle. Yani ki Cebrail Muhammed aleyhissalam kördü işim mümkün. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِينَ مُرَدْ yani kördü, ra'a körüşe hu maf'ul, körülmüş. Körgü uçu var, körüş bu gendenkine. بِالْاُفُقِ الْمُبِينَ hal bu. Yani o şey açık aydın ufukta kördü. Hal ya failden ya maf'uldan hal buladı. Ya failini hayatını bayan kıladı, ya maf'ulunu hayatını bayan kıladı. Ra'a'da murad, körgen digende Muhammed Aleyhisselam bulsalar hu degi zamir Cebrail Aleyhisselam buladı ufuk mubin maf'uldan hal buladı. Ra'a degi Cebrail Aleyhisselam bulup zamir Muhammed Aleyhisselam yakaydı degen bulsa hu degi Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ı gördü diyeken buladı. Onda ufuk mubin failden hal buladı. Ya Muhammed Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam ufuk mubin de gördü. Ya ki Cebrail ufuk-i mubinde turup Muhammed Aleyhisselam'ı gördü böyle. Şöyle. Bel kıyla ra'a rabbehu. Rabbini gördü diyen ve lekad ra'ahu den murad Rabbini gördü diyen kavlan var. Ve kıyla ra'a Cibril'e Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Fi surati hakiki surette yukarıda etki hadis-i şerif. Ve ma huve alel gaybi bi zanin bi muttehem bi zanin bu yada zabilen getirgen. Bu Ebu Amr'ın kıraatı bu. İbn Kesir'in Ebu Amr'ın kıraatı. O mehu kisayin yem kegen. O mehu alel gaybi bi danin. Bizi kıraatımızda dad bilen. Başka kıraatı. Ebu Amr kisayi ve İbn Kesir'in kıraatları da za bilen. Bi danin. Zanin bu, zanun bu, bi danin bu ise zandan, gümandan alingen bu. Gümandarmaz degeni bu. Muttehemmez diye yani güman darmez. Yani ondan yamanlarsa güman kılınmaydı. Za bilen bosa. Dan, dat bilen bosa bir danin. Onda bakılmez diye yani böyle. Yani o ma huve alel gaybi bir zanin. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya ki Cebrail Aleyhisselam. İki nasıl yem kaydışı mümkün. Vahiyge bakılmez. Böyle sen kısmı kalmaydı. Dat bilen bugün peydi. O vahiyde güman darmaz birer nese ya hıyanet kılıçdan havf yok. Zablan bu. Ve mehuma bi bakilin bi duayi bihi. Ve tedkiri bi hikmihi.
وَبِعِلْمِهِ وَهَذِهِ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ Şimdi köprak bu yerde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kaytar yaptı zamirini. O kişi bakılmaz. O şey dava, özü kekiyen vahiyge çakırıştı, vahiyge kimiydi. Hikmetlerini izletme kılıçta hem, onun ilmini beyan kılıçta hem, bakallik kimiydi. Bunlar nesana ab kalıp kısıp kalmaydı. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buladı bu sıfatlarını yaz. Şu yerde bitti. Nükte var bar ki, bana şu şeriat ilmi egeleri hem, ana sünnette alışları gerek. Bilgen ilimlerini de bakallik kımasız gerek. Bazı adamlarda var, nümadır bir nazik bir ilimle nüktanı bilip bana sabır kılsa, bakırlı kıladı. Başkaları da bilir ki kimiydi. Özge has ilimge ege bugün adam bunu kıskırıştı yaş göredi özün. Bu ne doğru nerse, üçünün de gümandar buluş ham kereymez. Demek ki vahiyini yetkeziş için, peygamberini miras koru buluş için, yani şeriatını kadımı buluş için, yani Allah Ta'ala'nın yerdeki vekili buluş için, ne buluş gereken? Vahiyini barını yetkeziş gerek. Apkamastan, özgertirmestan, koşmastan, çalgıtmastan. Kimi ki eğer Allah'ın ayetlerini, yani ki sünnet-i nebeviyyeni, kişilerine beyan kılıçta birini apkalıp, birini yaşırıp, birini koşup, birini dur başka tamamen gibi burup yapırsa, o hain bulur. O adam vahiyye layıkmaz. Allah onun özünü hizmetine koymaydı. Bana bu sıfatlar, Allah özünü elçilerine, ha Cebrail aleyhisselam'a sıfat bulsun, ha Muhammed aleyhisselam'a sıfat bulsun, siz bilen bizge bir nükteni kursatadı ki, kimi ki şu vahiyini, şu ilimlerini, şu Allah'ın risaletini, beşeriyetki, insaniyetki yetkizmek için olsa, şu sıfatlar bilen sıfatlanış gerek. Zî kuvvetin. Kuvvet egesi buluş gerek. Akli kuvvet, şahsiyet kuvvet, ruhi kuvvet buluş gerek. Zayıf adam yetkizanmaydı. Kavul ham kuvvetten alınmadı o zaten. Gepirişken kuvvet gerek. Demek risalette yetkizişke kişide şimdi ruhi kuvvetler buluş gerek. Fikri kuvvet, akli kuvvet, ruhi kuvvet ve yetkizi bir kavul, yetkizi bir kuvveti yem buluş gerek. Emin, amanetler buluş gerek. Mesupetler buluş gerek de. Muta, itaat kılınadigen buluş gerek. Yani başkalarını ergeştiradigen kuvvet buluş gerek. Ve bakıl bulmasak gerek. Ve güman dar bulmasak gerek. Güman yok olmasak gerek. Yani biz dilimizde gümane deyip koyuşa değil. Yani güman kılınadigen bulmasak gerek. O kaçan bilinledi? O şey kişi bir ayetten sorarsa, bir hadisten sorarsa, bir şeriatı ahkamından sorarsa çaynamazdan, uğramazdan, buramazdan, çalgıtmazdan bar yapma etkisi organış gerek. Hazır ki davır, ötken davır, keles davır degen bahanelik etmeydi. Hazır mes, kim ayet hemen, kim siz bağımız, yolumuz, siz doğabiliyordu. Hazır sorarlık, doğrarken de hazır ayeti. Siz Allah'ın risaletini etkisiyle halas, ben sana buraya mecburlamayız. Hala haram etse haram değil bu. En istilerde hazır, o da çaynamayın. İçti içi olursun. Kolunu alıp, onu içmediğin kılıç, mecburiyeti sizde yok sizde. Kolunuzdan kesin, ayrı kılın. Onu mecbur etmezsiniz, küçüz yetmeden diye kılamayız. Balezde kılarsa, başkaya küçüz yetmezse kılamayız. Lekin, tırsızlık yok. O bayan kılıç siz gerek. Falan nasıl? Doğru mu, doğru mu dese? Doğru, yok ki doğru, ayeti alış siz gerek. Siz fakat yetkisi uçsuz kılarsınız. Siz adamların üstünden hüküm okuyacağınız hazır. Kazı hüküm okuydu. Ama ilim ahli yetkisi bir uçudur, barını yetkisi de halas. Falan nasıl farz mı? Farz deyin. Falan nasıl şeriatta var mı? Bar deyin. Şeriatta yok mu? Yok deyin. Çaynamayın. Uzartırışa uğramayın. Gapı mandalamayın. Bar gapını bar için yetkisi soru yani. Bana şu vahiyini, tahammülünü, kütarışının şartı şu. Şunun için ahli ilimlik, imamlik, yanki atınçelik bulsun. Yani müderrisliği bulsun. Madem ki şeriyetten yapılırken, madem ki Allah Subhanehu ve Teala'nın risaletini kişilerde yetkiziş vazifesinde durarken, o bir teşkilatı vazifadarı mı? Fakat. Vazifadarı böyle de, bu işçi manasında. Yani onun mesuliyeti o şun bile çekilemedi. Onun mesuliyeti Allah'ın risaletini yetkizi uçulik. Onda bana şu kuvvet, amanatdarlık, ve sahilik bilgen nesnesini yaşırmasından yetkiziş. Bar gapına yetiş. Ve
gumonga qoladigan ish qilmaslik kerak. Bir safar ikki marta, bir marta ikki marta gapni chaynab bo'ladigan bo'lsangiz, keyin to'g'ri gapingizga ham ishonmaydi biroq. Doim sodiq, rostgo'y, omonatdor bo'lish kerak Allohning dinidan, risolatdan gapirgan odam. Bo'lmasa odam xiyonat qilayotgan bo'ladi. Va elchilikka va elchining noibi bo'lishga yaramaydi. Payg'ambarning merosxo'ri degani faqat hurmat ko'radi degani emas. Asosan mana shu sifatlarni o'zida mujassam qiladi degan. Boshqa sifatlari ham bor. Endi keyingi misol Qalam surasining bosh oyatlari Nun. Wal qalam qalamga qasam va ma yasturun yozayotgan narsalar, satr qilayotgan, kitobat qilib yozayotgan narsalarga qasam. Va ma yasturundan murod ko'p farishtalarning yozishi deyiladi. Ko'proq tafsirlarda, ya'ni qadarni yozishadi, qazoni yozishadi, bandalarning amallarini yozishadi. Qalamga va ular yozayotgan narsaga qasam, yoki qalam bilan insonlar yozayotgan narsaga qasam. Bu yerda qalamning va bitikning Alloh subhanahu va taoloning nazdida buyukligi bilinadi. Bunga qasam ichganida. Bu qasamni ichishdan murod nima? Bobni mavzusiga ko'ra Muhammad alayhissalom haqida gapirish. U kishiga gapirish yoki. U kishiga gapirish yoki u kishi haqida gapirish uchun qasam ichib boshlagani Alloh subhanahu va taoloning Rasulullohni huzurini o'ta ham ulug'laganida. Nima deydi qasam ichib turib? Robbingizning ne'mati bilan siz majnun emassiz. Alloh sizga ne'mat bergan bo'lsa, Qur'on bergan bo'lsa, sizning aytayotgan gapingizga sizni majnun deyishayotgan bo'lsa, siz bir majnun qiladigan jinni qiladigan ish qilganingiz yo'q. Balki sizga berilgan narsa ne'mat u. U ne'mat bilan kishi majnun bo'lmaydi. Va inna lak sizga la ajron, sizga shunday ajr borki, g'ayr mamnun, kesilmas ajr bor sizga. Üzülmez, tüganmez, bitmez, tüganmez degani. Sizga bitmez, tüganmez ajr bor. Qarang, bitmez, tüganmez ajr nima bilan bo'lyapti? U kishi katta ne'mat bo'lib kelyaptilar va yaxshi qarshi olinmasdan aksiga aziyat chekyaptilar. O'shaning uchun orqasidan keyin bitmez, tüganmez ajr kelyapti. Shuning uchun bu ahli ilmlar bundan o'ziga xulosa olish kerak. Siz albatta shu mashinali, katta uyli rohat oladigan hayotdagi odam bo'laman deming. Odamlar hozir da'vat yo'liga chiqsa, imom bo'lmoqchi bo'lsa, otinchi bo'lmoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa, mudarris bo'lmoqchi bo'lsa, asosan dunyo bilan o'lchaydi. Nima qilsam yaxshi pul topaman. Nima qilsam boy bo'laman. Nima qilsam ishim yurishadi. Muxlis orttiraman, atrofimga odam yig'aman. Bu narsalar o'zi-o'zidan siz istamasdan hosil bo'lib qolsa, mayli. Alloh taolo bersa, lekin o'shini mo'jallash xato bo'ladi. Da'vat yo'lidan chiqish bo'ladi. Aksincha shuningdek, birov agar malomat qilsa, og'ir botib ketadi bizga. Hamma hurmat qilish kerak deb o'ylaymiz-da. Yo'q, unaqa emas, Muhammad alayhisolatu hamma hurmat qilgani yo'q. Majnun deyishdi, malomat qilishdi, dashnom berishdi. O'sha malomatdan, dashnomdan qochib, tilyolamalik qilishga o'tamiz biz. Chiroyli gapiraman deb. Hammaga yoqaman deb urinamiz. Bu ham da'vat yo'li emas. To'l qo'pol bo'lib dag'al bo'lib xunuk gapiradigan odam bo'lish yoki odamlarga azob berish kerak emas. Lekin risolatni yetkazishda malomatdan qo'rqmaslik kerak. Bor gapni aytishdi. Yumshoqlik bilan, go'zallik bilan yetkazasiz, lekin biror narsani yashirib qolishingizga yoki biror ta hukmni o'zgartirishingizga odamlarning malomatidan qo'rqish sabab bo'lmaslik kerak. Majnun desa deyaversinman. Rasul akram alayhissalom ne'mat olib kelyaptilar va malomat olyaptilar. Orqasidan nima deyapti Alloh? Sizga bitmas, tuganmas ajr bor deydi. Chunki yetkazgan yaxshiliklardan ajr to'xtamaydi. Va muqobilida yetgan aziyatga sabrlariga katta ajr bo'ladi. Va innaka la'ala xuluqin azim va siz qasamni orqasidan Alloh aytadiki, siz majnun emassiz Robbingiz bergan ne'mat bilan. Va siz buyuk xulq ustidasiz. Buyuk xulq sohibisiz degan. Aladan murod, alani keltirishdan murod ala xuluqinda. Va inna laka la xuluqan desa ham bo'ladi. Sizda chiroyli xulq bor desa ham bo'ladi. Lekin alani keltirishdan murod ala bir narsani ustida bo'lishni bildiradi. Ustida deb keltirishdan murod odam bir narsani ustida bo'lsa, o'sha narsani yaxshi egallagan
o'sha narsa undan qochib ketmaydigan bo'ladi. Aladan murod tamakkunni ifodalash, ya'ni siz büyük xulqni egasisiz. Büyük xulqni sohibisizki, shu qadarki u to'la egallagansiz. Sizdan arimaydigan u va siz to'la o'sha xulqni nimasiga mutamakkin bo'lgansiz, egasi bo'lgansiz. To'la egasi degani. Yani. Bu ishda işte ustida palonchi turibdi deysiz-ku, o'sha odamning qo'lida bu, o'sha odamni ostida deganida u. O'sha ishni to'la tasarrufiga olganini bildiradi. Yoki to'la egaligini olgan, egaligini olganini bildiradi. Bu yerda ham xulqni ustidasiz deyishdan murod o'sha xulqni to'la egasiz degan. Büyük deb aytishidan murod karim desa ham bo'ladi, mukarram. Jamil desa ham bo'ladi, chiroyli. Lekin büyük deyishida, azim deyishida katta ma'no bor. Büyüklükte güzelliği mi var? Büyüklüğün içinde olat, güzelliği mi olat büyüklüğün içinde? Haybetem var, mahabetem var, cemal hemen her sabır. Ve meşakkatem var. Hulkunun büyük buluşu için katta meşakkat gerek olat. Yani asanlıkça egeller bu medyen nerse diyen büyük dişte murat. Asanlıkça alıp bula diyen nerse mes büyük hulk. Büyük bana falan nerse bu büyük iş kıldı diyesiz. Osonlikcha qilib bo'lmaydigan ishlar tekan bo'lasiz. Chiroyli ish qildi desiz, chiroyli oson ish bo'lishi mumkin. Ha? Balonchicha chiroyli ish qildi-da shu ishni deysiz. Kichkina ish bo'lishi ham mumkin. Masalan, biroq uy supurib qo'ysa, büyük ish qildi deb bo'lmaydi. Ammo chiroyli tozalab desa bo'ladi. Yaxshi tozalab desa bo'ladi. Obdon tozalab desa bo'ladi. Ammo büyük tozalash bilan tozalab deb bo'lmaydi. Tushundingizmi? Qachon büyük ishlatiladi? Erişilişi kıyım bugün narsada işletiledi büyük söz. Siz büyük hulk egesiz diyende erişiş mürekkep kıyım bugün ve mertebesi belen bugün bir hulkun üstündesiz. Hulk bu ruhunun sıfatı bulan. Hulk ruhunun vasfı hulk değil. Ruhdaki türlü sıfatlar. Mesela kam terlik var mı? Şicaat var mı, gayret var mı, vahakas. Fesatu busiru ve yubusirun. Siz görürsünüz hala. Onlarım görüşedir. Nemen görüşedir. Bi eyyikumul meftun. Kim fitneke uçurganını görürsünüz hala. Kim meftun görürler hala. İnne rabbeke albette Rabbiniz onun yoludan kim adaşkanını özü yaxşıraq biledi. Ve huve a'lamu bil muhtedin. Hidayette doğru yolda, yolda yürüdüklerini hem o yaxşı biledi. Yani sizin majnun diyekeler özler adaşken, siz adaşkeniz yok. Onlar fitneye düşken, siz fitneye düşkeniz yok. Onlar majnun diyepti mi? Siz büyük hulk egesiz majnundan hulk geledi mi çırağıyla? Karab, bir karışmıyor mu bunda? Meğer o kirliyken yaptı koysun, ayet ki işlenmesin. Lekin majnun diyekken adam, karamaydı mı ki, biraz bir majnundan çırağıyla ahlak, güzel ahlak, belki büyük ahlak çıkardı mı? O büyük ahlak egesi fitnelengen buladı mı? Yok. O büyük ahlak egesi adaşken buladı mı? Yok. O inneke la'ala hulukun azimi Allah-u Teala ortadaki elterişiden şunu kürsetedi ki bu müşrikler ya ki sizi iman getirmeyekkeller sizi mecnun dese desin. Meftun dese desin. Adaşken dese desin. Nime dese desin. Lekin büyük hulukun gizgi hame guvah. Şunu ozi yetedi. Ularning gapi yolg'onligiga, asossizligiga degan tanbih ham bor. Orqasidan aytadiki, "Fala tuti'il mukazzibin", yolg'onga chiqaruvchilarga itoat qilmang. "Waddu law tudhinu fayudhinun". Dun deb o'zi yo'da aytadi. Mudahana deb ibodat idham idham bobida kelgan, mudahana degani baribir. Ya'ni mudahana ikki tomonlama til yog'lanmalashish. Bizda biz til yog'lamalik deymiz. Bizda ham yoqish so'zi ishlatiladi. Arablarda ham birovga yoqish uchun yoki birovni bir xushnud qilishni xushomadgo'ylik qilinsa, yon bosib bir haligi yumshoqlik, yaltoqlik qilinsa, arablarda mudahana deydi. Yoki idhan deydi, bu yerda idhan. Ular siz ularga bir til yo'lamalik qilsangiz-u, ular ham sizga til yo'lamalik qilsa, ularga yumshab bersangiz-u, ular ham sizga yumshab berishadi. Şunu istesedi. Ular istesedi ki, istedi ki, siz yumuşak benim ularga. Ularım ki, siz yumuşak verirsin. Ayet çıkan o, bir gün sen ibadet kıyın bizi butlarga.
Biz hem ertesiga sen ilohingga ibodat qilamiz. Yo'inki mayli palon palon narsani aytganu, lekin aytganu palon piston narsani aytmay turgin. Mayli palon palon gapingni ko'taramiz, lekin palon narsa deganingni qabul qila olmaymiz biz. Shuni kelishaylik. Yo'inki masalan pul istayotgan bo'lsangiz, mana hammamiz pul to'plab beraylik o'rtaga. Boshliq bo'lmoqchi bo'lsang, mana bu boshliq makan amir qilib qo'yaylik. Lekin bizga ham aytganimiz bo'lsin bir tomondan. Degan turlicha o'rtada kelishuvlarga chaqirishgan. Shunda Rasul akram alayhi assalom ularga ham bosmaganlar. Aytmoqchiki, ular sizni ham bosishingizni istaydi. Lekin Allohning oyatlarini yolg'onga chiqaradiganlarga itoat qilmang. Va la tuti' Yana itoat qilmang shunday kishi kulla hallafin har bir qasam xo'rga, ser qasamga. Mahin paskash. Alloh taolo bu yerda 10 ta sifatni keltirgan. Qasam xo'r, ya'ni ser qasam, mahin paskashga hammas kishilarni ayblab yuradigan, ayib qidiradigan boshqalardan. Mashayin binamim chaqamchilik qilib yuradigan. Manna'in lil xayr yaxshilikni to'sadigan. Mu'tadin tajovuzkor, asim gunohkor, utullin qo'pol, ba'da zalika zanim qolaversa benasab, nasabi notayin degani, zanim degani nasabi notayin degani. Bunday kimsalarga itoat qilmang. Endi u nimaga shunday bir haddan tajovuz qilib ketdi? Esa an kana za mali va banin puldor va serfarzand bo'lganidan. Serfarzand puldor bo'lganiga o'zidan ketib shunaqa tajovuz qilyapti. Iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Shu puldor va serfarzand bo'lganidan unga biz oyatlarimiz tilovat qilinsa nima deydi u? O'tganlarni cho'pchaklari bu deydi. Asatirlari deydi. Sanasimuhu alal khurtum. Hali uni tumshug'iga men tamg'a bosaman. Bu ayet kerimede Allah subhanahu wa ta'ala Rasulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı maqtash bilen birge o kişinin düşmanlarını mazammat qiladi ve o kişini paklash uchun, paklab zikir qilish uchun qasam ichadi. Aqsamallahu ta'ala bu yerde eng katta qasam bilen qasam ichib Rasulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ını kafirler gamasathu dedi bu yerde tahkirlagan demoqchi endi. Kafirler tahkirlab aytgan narsalardan o kişini pokliklarini bayoniga qasam ichdi. Va ularni u kishini yolg'onchi deganlaridan poklab qasam ichdi. Va anasahu u kishini o'ziga yaqin oldi. U kishiga uns, ya'ni xotirjamlik berdi, beryapti. Taskin beryapti ya'ni. Va basata amalahu biqawlihi muhsinan khitobahu bima anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Xitobini shunday go'zal qilib va u kishining umidlarini u kishiga umid baxsh etib basata amalahu degani. Umid baxsh etib ma anta bi ni'mati robbika bi majnun. Siz robbingizning ne'mati bilan majnun emassiz deb aytadi dedi. Mana shu bu hadihi bu muxotabadagi xitobdagi bir latofatning, lutfning nihoyasidir. Benihoyat lutfdandir bu. Va odobning, so'zlashuvdagi odobning yuqori darajasidir. Ana shunday qasam ichib turib, u kishini siz majnun emassiz, Robbingiz ne'mat bergan, xolos sizga buyuk xulq berilgan va hokazo deb boshlashligi bu o'ta ham katta lutfdandir, oliy martabadagi iltifotdandir. Keyin Alloh taolo u kishiga o'zining huzurida doimiy ajr berganini, ne'mat berganini bildirib qo'yishligi va tuganmas bitmas savob bitishini aytishligi va uni sanab bitirib bo'lmaydigan va la yumtannu bihi alay la ya'khuzuhu addun, ya'ni sanab yetkazib bo'lmaydigan va la yumtannu bihi alay u kishidan kesib qo'yilmaydigan, minnat qilinmaydigan yoki kesib qo'yilmaydigan savoblarni u kishiga berganini bildirdi va innaka la ajran g'ayra mamnun deb shuni aytdi. Keyin u kishi sallallohu alayhi va sallamga o'zining hibalari, tortiqlaridan nimalar berganini aytib, u kishiga bayon, u kishiga maqtov aytdi. Va hadahu fihi, o'zi hidoyat qilganini aytib.
وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي للتأكيد بحرفي التأكيد فقال وإنك وأكد ذلك بو نتحكت لابت وكشية وزن نعمات برجانين هداية خيانين تحكت لابت ما دي بتحكت لابت خناخ بتحكت لابت تتميما للتمجيد وكشون أولغلاشن نهاية سيجيت كازي مكمل قلش ما ناصده نما بلن تحكت لابت إكتا حرف إكتا تأكيد حرف بلن وإنك إن بلن لا على ديك لا بلا بزدا مثلا بزدا سوزمزه تاكيدلاش بار مثلا قلم سين يخش ادم سان ديماشو سين انيق يخش ادم سان ديماشو اورس مثال شون يعني سين يخش ادم دورسان ايرورسان ديب تاكيدلاند بزدا مثال شون انني لا ني كوبنچا البتا شوندوق ايرور ديب توريب تاكيدلاش ممكن اساسا ان لام حرفلاري تاكيد شون كيلتيرلاد تاكيد نيما اوچون كيلتيرلاد Ta'kid inkor muqobilida keltiriladi. Yoki shubha muqobilida keltiriladi. Ko'pincha shubha muqobilida. Shubha muqobilida ikkilanish bo'lsa ta'kid keltiradi. Masalan siz Zayd kelgan, Zayd kirib keldi. Zayd keldi deb aytasiz. Zayd osongina Zayd kelganiga yoningizga masalan yoningizda Maryam o'tiribdi. Maryamga aytyapsiz, Maryam Halima keldi deysiz darsga. Maryam osongina ishonadigan bo'lsa shuni aytasiz xolos. Siz gapingiz Maryam oson qabul qiladi. Maryam Halima keldi deysiz bo'ldi. Endi Maryam ikkilanib qolyapti. Halima keldimi, kelmadimi? Aytsiz ishingiz kelmayapti. Maryam aniq Halima keldi aniq deysiz. Maryam Halima keldi aniq deysiz. Keyin yo kelmadi-ye desa Allohga qasamki keldi deysiz keyin ta'kidlaysiz. Tushundingizmi? O'sha ikkilanish holati yoki taraddud holati bo'lsa ta'kidlanadi. Innaka la deb ikki marta lab ta'kidlanishi taraddudga o'rin qoldirmasligi uchun. قيل إن آية لديك القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبع الكريم بيك خلق إجاسس ديجان ديجي خلق تام مراد نما ديسا قرآن ديجي يعني قرآن سي قرآن ني إجاسس قرآن نو سدس شنكي أخلاق لار قرآن بوغا خلق تام مراد قرآن بولش ممكن يعني إسلام بولش ممكن بيك خلق يعني بيك إسلام سدس يعني كي تبيات أزلرن الله يرتكن تبيات لار mukarrar oliy janob tabiatdasiz degani bo'ladi. Va qila laysa laka himmatun illalloh. Ya'ni sizni bor himmatingiz, e'tiboringiz Allohga qaratilgan, boshqa narsaga emas degan ma'noni ham bildiradi. Qachon kishi buyuk xulq egasi ustida bo'ladi. Allohdan boshqa tashvishi g'ami bo'lmasa. Allohning tashvishi degani Allohning g'amini yeyish degani emas. Allohni rozi qilishning tashvishi bo'ladi. Vosti aytadilarki الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره الله سبحانه وتعالى رسول الله مقتوى اتيبت او ذاتك اوزنين أسداه ديان ساچ تكب بيرجان نعمتلار اتاقلجان نعمتلار ديان وفضله بذلك او كشن باشقالردن اوشا نعمت بلن استوقيان شن دي بر نعمت كي o'sha ne'matni rasulullohga ato qildi o'sha narsani zikr qilib turib rasulullohni maqtayapti Alloh deydi bu maqtash bilan o'zining u kishini go'zal qabul qilganini bayon qilmoqchi li'annahu jabalahu ala zalikal xuluq nimaga desa chunki Alloh taolo o'zi o'sha go'zal xulqni yaratdi u kishini fa subhanal latifil karim latif nozik muomala qiluvchi va karim Ali Cenab-ı Burgan Allah Subhanehu ve Teala ne pak edip yatkılemen. El Muhsinil Cevad, El Hamid, maktavge layık, sahavetli, yahşilik kılgucu bulgen Allah Subhanehu ve Teala ne pak edip yatkılemen. O şimdi zat ki, yessara lil khayri ve hada ileyh. Yahşilikni, yahşilikke yolunu asan koygen ve onge hidayet kılıp yollap koygen. Thümme etna ala fa'ilihi keyin, o'sha ishni qilganga Alloh taolo nima deydi? Maqtov aytadi. Va jazahu alayhi subhanahu va unga uni mukofotlaydi Alloh taolo. Rasul akram alayhi salatu vasallamni maqtab turib, o'sha xulqni egasi bo'lganlardan keyin xulqni egasiga keyin Alloh taolo o'zi nima qiladi? Maqtov aytadi. Asna ala fa'ilihi thumma asna. Uni masiga fa'iliga va jazahu alayhi ya'ni Alloh subhanahu va taolo ni marhamatini ko'ringki qanday muhsin qanday ato qilguvchi o'zi xulqni berib turib
keyin o'zi o'shunga maqtab turib summatna alayhi summa vajazahu keyin o'shunga o'zi mukofot beryapti. Rasul akram alayhissalotu vassalomga bo'lgan iltifotini qarangki, go'zal huquqni o'zi beryapti. O'zi bergan, o'zi bergan. O'zi bergan xulqi bilan u kishini o'zi maqtayapti. Ya'ni o'sha berilgan huquqdan kelib chiqqan amallarga mukofot ham beryapti. Naqadar Alloh taoloning u kishiga iltifoti katta. Ma aghmara nawalahu. Naqadar u kishining Alloh taologa, Alloh taoloning rasulga ne'matlari katta. Va awsa'a ifdolahu. Fazlu marhamati naqadar keng. Keyin rasulga tasalli beryapti ularni aytgan gaplaridanki, ularga iqob qilishini va'id qilib turib. Hali ko'rishadi ular ham deyapti. Siz ham ko'rasiz, ular ham ko'rishadi deyapti. Bu bilan rasulga tasalli beryapti. Ya'ni siz majnun deysiz, haqorat qilsa, boshqa qilsa, sahobatlar men ko'radi hali. Albatta Robbingiz kim hidoyat undan uning yo'lidan kim adashgan u kimlar hidoyatda o'zi yaxshi bilguvchi. Keyin Alloh taolo summa atofa ba'da madhihi ala zammi aduwihi va zikri su'i khuluqihi va addi ma'ayibihi mutawalliyan zalika bi fadlihi va muntasiran li nabiyyihi fa zakara bid'a asharata khoslatan. U kishining maqtovini ortidan dushmanining mazammatini keltirdi degan bo'ladi. Xullaski Rasulullohni maqtadimi yuqorida? U kishining maqtovidan keyin maqtab kelib turib, orqasidan dushmanini yomonlayapti. Bu ham iltifotdan. Bu haliga bir lutf ko'rsatishdan. Ki va zakara su akhluqihi uning dushmanining yomon axloqlarini zikr qildi. Ayiblarini sanadi. Mutawalliyan zalika bifadlihi va muntasiran li nabiyyihi. Buni o'z fazli bilan o'z zimmasiga olyapti. Madhni ham, zimmatni ham. O'z zimmasiga olgan holda va nabiyiga yordam bergan suratda nima qildi? Payg'ambarini maqtagandan keyin dushmanining ayblarini sanab qo'ydi. Nima dedi? Fa zakara bi du'a asharata khoslatan min khisali zammi. Fi undagi o'sha yomon xislatlardan yomonlanadigan xislatlardan 13tasini sanadi. Nima dedi? Yolg'onga chiqarayotganlarga itoat qilmang. Yolg'onga chiqarish birinchisi. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ular sizga o'z bu oyat emas, fawala tutadan berish kerak edi aslida. Ikkala oyat tepada keldi o'zi aslida. Aslida wala tuti kulla hallafindan berish kerak. Yolg'onchiga chiqarganlarga itoat qilmang, yolg'onchi deyuvchilarga. Ular siz ularga tilyoqlamalik qilsangiz, yon bossangiz, ular ham bir yumshoqlik qilib yon bossa, shuni istaydilar ular. Vala tuti, ya'ni itoat qilmang har qanday qasamxo'rga. Endi ayb bilan sanayapti. Yuqoridagi ham ayb o'zi asli. Yolg'onga chiqaruvchilik va tilyoqlamalik istash. Endi yana ayb bilan sanayaptiki, qasamxo'rga, pastkashga, xor, mahin degan. Ayb istovchiga, boshqalarni ayblovchiga, chaqimchilik bilan yuruvchiga, yaxshilikdan to'suvchiga, haddidan oshuvchiga va gunohkorga, gunohga botganga va qo'pol dag'alga va zanim nasabining tayini yo'qqa deb ana shu nimani Rasulullohni maqtab turib, yaxshi axloqlar bilan dushmanini yomon axloqlar bilan yomonlab mazammat qilib qo'yadi dedilar. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام شقائه وخاتمة بواره هلاكه يعني كين اوش دشمنين الله تعالى انجا وعيد حقيقي صادق سوز بلن وعيد يعني عذاب وعد قلش بلن تجد تجبنا تاين كي لتمام شقائه بخصز لغي طولة بوسن بطن طولة بخصز بوسن وخاتمتي بواره يعني ختم بالوعيد لتمام شقائه وخاتمتي بواره يعني آخر حلاكت بلن تجاش ونين بخصدق مكمل آخر جيت شو وشن وشن بيان قلو وشن صادق وعيد بلن جابنا تجات نما ديدا تم شغلنا هل من تم شغلية تمغى بصمان دي بعيد فكانت نصرة الله تعالى له أتم min nusratihi li nafsihi. Binobarin Alloh subhanahu va taoloning rasulullohga bo'lgan nusrati yordami u kishining o'ziga bo'lgan
özünün yardımından göre mükemmel olarak buldu, betamam olarak buldu. Ve redduhu teala ala aduvihi eblegu min raddihi. Resulullah özüne özü maktab, özleri bir yanlarını, özün yanını özü agenden göre, o kişinin yanını Allah ageni mükemmel buldu. Şu bir emir ya, o kişi yamallab oturgenden göre düşmanlarını Allah özü yamallab koygeni, muhem bir iltifat buldu, mükemmel Rabb buldu. Ve redduhu teala ala aduvihi eblegu min Rabb min raddihi. O kişinin reddeden göre beliğra oldu, yetuçra oldu. Ve esbete fi divani mecdihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu varlıkları beyanı da beliğra oldu. Dediler. Hulâs-ı kelam, Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakları da gâpır mahçup olsa, ya ki o kişiye gâpır mahçup olsa, o Kur'an-ı Kerim'de bir kançı cahide kasem bilen başlayan o şey gâpını, cümleden ve duha ve leyli izâ secde duhâge çaşkâhke tünge kasem içip türkeyin size Allah'a teşekkür yani ya Rabbiniz degen ve necmi de yıldızıya kasem deyip türüp keyin bu kişi tele adaşmaydı, kozu adaşmaydı, kalbi adaşmaydı deyip o kişi hakkı da yapırken ondan keyin takvir sonrası da yıldızlarıya kasem içip tünge kasem içip subuhke tange kasem içip türüp o kişinin yine pakliklerini, masumliklerini beyan kıldı. Ondan keyin Nur surasida, Nun surasida o kişinin ahlakları ve Allah'ın nimeti o kişiye tükenmez, bitmez acırlar bilen buluşunu ve o kişinin düşmanlarını Resulullah'a gapını aşırmasından özü yine yamanla beyan koyuşluğu bilen ve bunların kasem bilen keltirişi bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın huzurudaki dereceleri, mekanetleri belen.